Merhabalar değerli Basketbol.com.tr izleyicileri. Euroleague'de oynanan 9. hafta maçlarının ardından Yücel Platin ve İhsan Bayırgen'le birlikte değerlendirmeler yapmak üzere karşınızdayız. 9 hafta geçti. Acaba bu hafta mı 4'te 4 yapacağız derken son maçta yüzdük yüzlük kuyruğuna geldik ama maalesef boğulduk bir anlamda. Son maçta kurtaramadık, galibiyet alamadık. 4'te 4 hafta bu haftada olmadı. İlk olarak Anadolu Efes'in galibiyetini konuşacağız. Kızıl Yıldız karşısında aldığı 100 sayı barajını geçtiği mi diyelim, geçmedi, 101 oldu, 100 geçmiş mi oluyor? Geçti diyelim. Geçti zor diyelim, soru. Tamam. Ya mühendis gibi düşünürsek, şimdi tabii iki tane kimya mühendisinin olduğu yerde. Peki buna takılmayalım yok, diyorsun takılma yani sen koç. Buna. Peki. O zaman Anadolu Efes Kızıl Yıldız'ı konuk etti. Evet, hücum anlamında oldukça etkili bir maç oynadı. Yani ben Anadolu Efes'in Hörtel'in hani daha çok eleştirildiği performanslarını konuşmayı seviyorum diyeyim. Yani çok onu üzerine konuşmayı seviyorum ama bu maçta iyiydi. Değil mi? Oradan başlayalım koç İhsan Bayırgen. Evet, senin de dediğin gibi zaten Anadolu Efes sayıyı bulmuşsa Örtel'i mutlaka o işin içinde bir tadı tuzu oluyor. Yine de burada Anadolu Efes'in enerji koyduğu maçlarda nasıl fark yarattığını bu maçta bir kere daha görmüş olduk. Özellikle Hanikat'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Geçen sene Derrick Brown'la Šarić 4 numarada birbirleriyle bir rekabet halindeydi. Bu sene de 3 numarada Hanikat'la Cedi'nin inanılmaz bir rekabeti var. Zaten oradaki 20'şer dakikayı da 3 aşağı 5 yukarı bölüşmüş durumdalar. Ama Hanikat oynadığı zaman Anadolu Efes'in o reboundlardaki farkı geceyle gündüz kadar fark ediyor. İşte 13 rebound var. Bamit maçını hemen hatırla. Bamit maçında 47-30 gerideydi. Hanikat kadroda yoktu. Bu maçta var. 13 rebound aldı. Derrick Brown 38 verimlilikle oynadı. İyi bir oyun çıkarttı. Thomas beklenildiği gibi iki ucu keskin bıçak bu maçta 9'da 1 ile oynadı. Çok istenen çizgide değildi. Örtel'in iyi oynaması Granger'ı biraz gölgeledi. Cotton takıma uyum sağlıyor. Dunstan alternatifi olarak daha fazla kendini hissettirmeye başlıyor. Sonuç itibariyle skorun olduğu maç İbre Anadolu Efes'in hep lehine dönüyor. Burada Anadolu Efes'in yukarıdaki gruptan kopmaması açısından değerli bir galibiyet. Tabii çok ciddi rebound üstünlüğü sağladılar. O bölümünü konuşacağız Yücel, sen de eminim o oralara değinmek isteyeceksindir ama ben geçen hafta yani en son Euroleague değerlendirmesi yaptığımız programda Hörtel özelinde şöyle bir şey konuşmuştuk. Özellikle koç sen söylemiştin, öyle hatırlıyorum. Hücumsa eğer yani at bir maçsa Hörtel devreye çıkıyor. Bir şekilde o potansiyeli olduğu için de maçın gidişatını ve büyük ölçüde de sonucu değiştiriyor. Bu maç o tip maçlardan biriydi. Yani koş at olduğunda Hörtel'in biraz daha kontrolü pozitif anlamda alabildiği maçlardan biriydi. Herhalde böyle söyleyebiliriz değil mi? Kesin ama ben bu maçla ilgili ilk notum şey yazmışım. Yani herhangi bir basketbol parametresinin çok kolay bulunmayacağı bir maç. Yani hep Anadolu Efes'in önderliğinde gitti maç. İşte bir ara bakmayın yani 80-75'e geldi 6-55'te. Oradan maç bir anda 179 oldu. Yani hani ilk periyottan anlarsın ya bu maçı asla o takım kaybetmez. O maçlardan biriydi. Onun için ben Anadolu Efes'in geleceği için böyle belli bir küçük bir anahtar bulmanın çok kolay olmadığı bir maç olmadığını düşünüyorum bu maçın. Ama İhsan abinin dediği çok doğru bir şey var. Tyler Hanikat, yani geçen sezonlar Anadolu Efes'te ne problem vardı? İki tane problem vardı. Tom Hörtel'in haricinde yaratıcı opsiyon yoktu. Yani rollerin haricinde ki onu herkes artık ikinci dakikadan switch yapmaya başlamıştı. Yine aynı problem var baktığın zaman. Ama ne vardı ikinci geçen sene? Atletizm de yoktu Anadolu Efes'te. Yani Euroleague'in en az atlet takımlarından biriydi. Şimdi onu kapattılar. Net kapattılar. Yani işte Tyler Hanikat, bence Bryce Cotton, yani iki numara olarak çok atlet. Cedi daha farklı oynuyor bugün. Brian Dunstan hakikaten zincirlerinden biraz koptu. Geçen sene daha atıl oynuyordu. Şimdi enerji ve atletizm problemi Anadolu Efes'in kalmadı. Ama yaratma probleminde hala tam 100 sayı atıldı ama bence bu hakikaten parametrik bir maç değildi. Yani kesin şeydi, değil, evet. Anadolu Efes'in eğer bir veya iki tane daha opsiyon çıkartabilirse 5'e 5'ten bahsediyorum. Açık sahadan bahsetmiyorum. 5'e 5'te 1-2 opsiyon daha çıkarabilirse bu ne olabilir? Örneğin Bryce Cotton'la ilgili bir yaratıcı güç olabilir. Ne bileyim bir Tyler Hanikat'la paint'i zorlayan bir şey olabilir. Sanki bir veya iki tane daha yani beşer top, altışar top, beşe beşte farklı opsiyonlar yapmadı. Çünkü neden söylüyorum? Olympiakos maçını hatırlayın. Orta mesafe şutu çok kalabilen bir takım. Derrick Brown'dan dolayı, iyi spacing olmazsa Thomas'tan dolayı.
Eğer Anadolu Efes bir veya iki tane yaratıcı güç ekleyebilirse o şeyine, paketine, bence daha farklı bir Anadolu Efes sevebiliriz. Ama çok basit, yani dediğim gibi çok rahat bir maç geçti Anadolu Efes için. Kızılyıldız'ın beklemediğim kadar dirençsiz demeyeyim. Hep inat ettiler ama bir türlü o Anadolu Efes'i zorlayacak hamleyi yapamadılar. Ama ben Kızılyıldız'ı çok beğeniyorum. Yani geçen her sene eriyorlar ama her sene bir hamle yapıyorlar. Omiç. Omiç özel, ben onu soracaktım Omiç. Ya. Evet, yani şey değil, dediğin doğru. Koç bana şöyle yapıyor şu an. Yani, yani ne oluyoruz? ben yaptım. Hayır, burada soruları ben sorarım da. Yani Omiç giremiyor bir türlü devreye. Yani geçen sene hatırla, tamam bir Euro Cup takımıydı Gran Canaria. Ama 3 saniye koridorundaki varlığı çok etkiliydi. Biraz basketbolları da ona dönüktü gerçi. Ama şu ana kadar o Gran Canaria'da tamam Euro Cup'tan Euro Lig'e geçildi ama öyle bir etki şu ana kadar yapmadı. Ama ben artık dikkatli konuşacağım. Tibor Plyce da 1-2 hafta önceye kadar hiçbir varlık göstermezken şimdi Galatasaray'ın genç için konuşuruz. Orada çok konuşulacak şey var. Galatasaray'ın 3 saniye koridorundaki varlığını arttıran ilk etken oldu. O Miş'ten de aynı şeyi bekliyoruz değil mi abi? O anlamda söyledim herhalde. Valla. Tuzak bir soru sordun çünkü. Yok canım, ne haddimize tuzak sorarız. Yani tabii Merve'nin de fikri önemli bu Omiç konusunda ya. Bir fikrimin önemi var koç. Burada iki tane duayen otururken. Estağfurullah. Olur mu ya? Allah aşkına yani. Yani bir de senin gözünde Omiç'i değerlendirmek önemli diyor. Yani Russ Smith için bir şey dedin. Adamın o günden beri kadroya girmediğini görüyoruz. Girmeyecek zaten. Yeni geldi. Girmeyecek zaten. Bu kadar Russ'la ilgili. Geçmiş olsun. Ben hem Dantman'ı alır, Russ Smith'i bırakır. Bir daha görmeyiz dedim. Peki bu Omiç'le ilgili kahve falında ne çıktı? Onu alalım o zaman. Omiç'in öyle bir şey olmaz ya. Omiç, Russ Smith gibi bir son beklemiyorum Omiç'le ilgili. Oynar mı? Bence biraz daha devreye girecektir kesin yani. Ben Omiç'in ki bundan daha iyi performanslar oynadı sonuçta Omiç. Bu maç özelinde yani bu kadar, bana göre hani bu kadar takımın büyük kısmının devreye girdiği bir yerde böyle bir tablo Omiç adına normal geliyor bana. Peki, açıkçası. Soru. Bir de mesela Omiç'in eleştirilebileceği maçın bu olduğunu değil, düşünmüyorum değil. O anlamda söylüyorum. Ama Omiç'in varlığının olması için ilk ne olması lazım bir takımda? 3 saniye koridorunu birebirden delen uzunlar olması lazım. Çünkü Pikenrol'e geldi mi rolünü de engelliyorlar Omiç'in. İşte öyle bir oyuncu yok zaten biraz da şeyde Anadolu Efes'te. Birebirden delen. Tabii o bir etken ama Omiç'in koşulları var mesela. Bir pot altına bir pot altına. Onlar da çok fazla etken değil. Bir de oyun dakikası Dunson'ın formundan mı nedeni bilmiyorum ama çok az. Çok yani az. Oynamadan da devreye girmek doğru. Çok kolay değil. Ama onlarda bir kötü günden var mıdır Omiç'le ilgili? Bence şu anda yoktur. Yoktur değil mi? Bence de yoktur. Ya orada gözüken tek bir şey var Anadolu Efes'le ilgili. Granger'la Örtel'in beraber ne yapacağını organize etmeden sorunları süper. Uzun vadeli çözmek çok kolay değil. Evet. Çünkü Granger'ın da vücut dili bazen öyle bir hale geliyor ki yani takımı acaba çok düşünmüyor, kendini mi düşünüyor dedirtiyor. Örtel bazen öyle bir oynuyor ki Fenerbahçe maçında yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta Merve bu konuyla ilgili serzenişinde bulunmuştu Örtel'le ilgili. Maç sonu öyle bir oynadık ki demiştin, hatırlıyorsun değil mi? Aldı reboundu, sokamadı attı. Evet yani bir anda evet. Takım yani iki tane egoları çok yukarıda oyun kurucu var. Yani burada Perasovic birini seçse öbürüyle ciddi anlamda uğraşacak ve mutlaka takım içinde de bu oyuncuları destekleyen bir yapı da vardır yani. Çok önemli bir şey söyleyeyim o zaman. Biraz önce söyleyecektim unuttum. O zaman senin söylediğin egolu oyuncuların yanında, Thomas da egolu çünkü. Tam zaten Haydarpaşa garı. Son durak. Yani ondan sonra vapura biniyor yani. Perasovic istiyor olabilir yani. Tam dönmüyor hiçbir şekilde. İki tane oyuncu o zaman bütün sezondan dolayı Efes için çok önemli. Birincisi Brian Dunston. Sıfır ego. Ben bir maçta ben acıdım adama. 5 kere gitti geldi gıkını çıkarmadı. İkincisi bir 3 numara olarak 13 ribaundlar alan bir Hanikat. Egosuz. Çalışkan. Bu iki oyuncunun çalışkanlığı ve egosuz oyunu Anadolu Efes için çok çok önemli olacak gelecek için. Ama işte o enerjinin kullanılmadığı maçlarda tabii, ister şey istemez ya Granger'ın eline bakacaksın ya Örtel'in eline ama bakacaksın. Anadolu Efes'in başarısı veya başarısızlığı için ilk parametrelerden biri bu. Ya ben de yani şöyle düşünüyorum. O Hanikat diyorum Granger'la Örtel arasındaki o yarışı konuşmuştuk daha önce. Yani aralarında bir yarış var. Birbirlerine destek olmak değil, birbirlerinin önüne geçmek gibi bir anlayışları var. O enerjiyi çok hissediyorsunuz izlerken. Hani ilk sıradaki en önemliler listesindeki ilk sırada o iki oyuncunun arasındaki şey var. Yani oradaki kimya
istenen şekilde olmadığı sürece yukarıda ne kadar iyi işler yapılıyor olsun, Dunstan ne kadar kendini paralasın, pozitif enerji sahibi olursa olsun, Honeycutt ne kadar işte enerjisini yükseltirse yükseltsin, oradan başlıyor yani. O böyle bir mama gibi, mama'ya kadar inip ne laf ettim ya, mama. Çok iyi oldu bu. Mama değildir biliyorsun. Magmadır. Magma. Değil mi? Magma. Ya şimdi Merve söylemiş. Şimdi ne gerek var böyle şey Allah aşkına? Mama, magma. Mama daha şey ya. Daha değil sempatik magma. Geldi bana. Dolayısıyla Efes kazandı efendim. Bunun üstüne bir şey söylememiz gerekiyor yani. Evet, yani bu kadar konuşmak yeter diye düşünüyorum. Yönetmenimizden uyarılar geliyor. Peki Anadolu Efes'le ilgili şöyle o zaman toparlayalım. Evet. Şeyi ne diyorsunuz? Her şey dört dörtlük giderse Anadolu Efes'in yolun sonunda nerede olmasını hayal edebiliriz? Ya yani Final Four olabilir mi? Az her da şeyi... olsa ben tünelde bir ışık görüyorum. Fiziksel olabilir mi? Her şey dört dörtlük giderse... Yani oyuncuların görev tanımları, oyuncular... Kendilerini takım adaptasyonunda görev tanımlarına sadık kalarak bireysel yeteneklerini doğru kullanma. O potansiyelde bir takım olduğuna şüphe yok yani. Playoff'tan bahsetmiyorsun ama değil mi? Yok yok. Daha ötesinden. Yani Final Four'a gidip yani diğer takımlara da baktığın zaman şu anda istikrarlı oynayan... iki takım var. Real ile CSKA. Yani ama Fenerbahçe o dalga yakalanmasa olur. Mesela bu sene bu hafta Fenerbahçe Real Madrid'de oynayacak. Bu belki de takımların ne durumda olduğunu veya... Çıtayı nereye koymanı gösterebilir. Evet. Ama Anadolu Efes'in ben potansiyelinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Potansiyeli yüksek ama işte hani kullanıp sonuca yansıtması belirleyecek kaderini. Dolayısıyla içinde bulunduğu şeyleri, sıkıntıları en kısa sürede çözmek. Perasovic çözer mi bunu? Perasovic. Benim zaten en mutsuz olduğum konu Perasovic Efes'le ilgili. Öyle mi? Evet. Wow. Çok net mi oldun? Net oldu. Geçen sene takımını Final Four'a... Ben başından beri beklentiler düşükken yani yukarı çekmek daha öyle. Kolay diye mi? Aynen öyle. Aynen. Onun etkisi mi? Tabii tabii. Nasıl? Geçen sene beklentiler düşükken takımını oraya götürdü. Laborali. Evet, bu evet. Sene beklentiler çok yukarıda. Onun koçluğu biraz daha farklıdır yani. Ya çok farklı şeyler. Bir dakika ben kendime örnek vereyim. Ben basketbolun iki yakasını da yaşadım. Oyak Renault'da hep sürpriz takımken... Fenerbahçe'ye karşı Tanyavuş'ta bir karşılıklı maç yapmıştık. İki manevra yaptım. Çok cesur bir manevraydı. Maç kazandık. Haftanın koçu seçildim. O çünkü şeydim. Yani kimse beni suçlamazdı o karardan. Ama Giresun'dayken hep ikinci gün dominant takımıydık. Herkes bizi bozmaya çalışırdı. O karar almak daha zor. Maç içinde. Çünkü sen dominantsın zaten. Bence Perasovic'teki yani Merve'nin belki de tereddüdü o. Yani Labora Kutsa'da da hep böyle plase takımken karar almak, becermek başka bir şey. Yani Anadolu Efes tam 2-3 yıldır kötü gidiyor ama Anadolu Efes'tir o. Bir ekoldür yani. Yani ben açıkçası ben Perasovic'in asla Laboral'daki performansını yatsamak anlamında söylüyorum. Kesinlikle çok başarılı bir performans ama ben hani Laboral özelinde de bir durum olduğunu, orada da bir öyle bir enerji olduğunu düşünüyorum. Yani hani tabii. Bazen vardır ya sizin koç ya da oyuncu, ya bu şeyden vereceğim örnek daha anlaşılır olacak. Arda Turan, Atletico Madrid gibi bir de takımın yakaladığı bir enerji vardır. Tabii. Yani takımın geneliyle, işte antrenörüyle, oradaki oyuncuların uyumuyla. Yani bence Laboral'de öyle de bir şey vardı. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani sisteme olan bir takıma evet, gitti. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla onun da faydası olduğunu düşünüyorum. Yani orada bir pasta var ve onun eşit bir bölümü var, bölüşümü vardı Perasovic'e evet, de. Eşit bir pay düşüyordu o anlamda söylüyorum. Dolayısıyla Anadolu Efes'te bu kadar beklenenden uzak kalınmış yıllar ardına bekleneni getirecek koç olarak... Bana şey gelmedi, onu söylemeye çalışıyorum yani. Bu hafta zaten Maccabi deplasmanı var. Orada her şeyi daha net bir şekilde görme şansı olacak. Evet, bakalım hayırlısı. İnşallah tabii ki güzel olur. İnşallah Final Four'da da görürüz tüm diğer temsilcilerimiz için dilediğimiz gibi. Haftanın diğer maçı Fenerbahçe'nin Armani deplasmanıydı. Şimdi Fenerbahçe kendisinden o beklenen yüksek tempoyu biraz düşürmüştü. 3 tane mağlubiyet almıştı ve bu takımın biraz açıkçası dengesini bozmuştu. Bogdanovic'in geri dönüşünün uzaması Fenerbahçe'yi çok olumsuz etkilemişti. Emporio Armani Milano gibi zor bir deplasmanda 4. mağlubiyetini almaması gerekiyordu. Bu bir stresti. Yine eksiği vardı. Zorlu bir deplasmandı. Fenerbahçe ne yapacak derken kazanmayı başardı. Koç yani bence hani bazen vardır ya Galatasaray için de hani galibiyetten fazlası denir çok klasik şekilde. Fenerbahçe için bence çok daha fazlasıydı galibiyetten. O zaman ben sana benim cümlemi söyleyeyim. Bazen bir galibiyet bir galibiyetten daha fazladır. Evet. İki galibiyettir. Bazen de bir mağlubiyet bir mağlubiyetten daha fazla. Örneğin atıyorum geçen hafta Daşka gözüyle bakarsan Daşka CSKA'yı yendikten sonra Galatasaray mağlubiyeti bir mağlubiyetten fazlaydı. Şimdi Fenerbahçe için çok önemli bir galibiyetti. Kesin. Ben o zaman ortaya sorular atayım.
Yani maçı çalışırken şey yaptım. Şöyle aynen ortaya atacağım. Mert sen de cevaplayabilirsin bunu sayın yönetmenim. Tam ortaya değil. Sulukas'ın takıma olan etkisi bir Spanulis olmasa bile dominant oyuncu olmaya doğru gidiyor mu? Ne diyorsun insan abi? Net bir şekilde gidiyor ama bu belki de Obradovic'in tercihiydi. Geçen sene de bunu yapabilirdi. Ama geçen sene Bobby Dixon'ın özellikle topa yaptığı baskı savunma anlayışını tetiklemesinden dolayı ön plandaydı. Bu sene roller değişti. Sulukas net bir şekilde takımın lideri. Evet. Ve bunun karşılığını da veriyor. Sadece maç trafiğinin yoğun olması, sürenin uzaması. Özür dilerim. Ben özellikle playoff ve Final Four için söylemiştim. Yani örneğin CSK'da kim var? Daha bir konuyu açalım. Teodos işte Dekola var, hı-hı, değil mi? Evet. Şeyde Olympiakos'ta Spanolis. Real'de Lul. O role girebilir mi? Bence Sulukas oralara gelemez. İşte onu sordum ben. Gelemez. Ya, bir tık altta kalır. Şimdi şöyle bir şey. Obradovic'in takımda oralara öyle gelmek şey çok kolay değil. Değil. Evet. Obradovic'in sana çizdiği rol, evet, doğrultusunda gidebiliyorsun. Ama şu anda Sulukas uzak ara Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu. Zaten kazanılan galibiyetler de bu oluyor. Ben Fenerbahçe ile ilgili tek bir şey söyleyebilirim. 5 kişi oynadığı zaman her şey yolunda. Ama oradan bir oyuncu bile, sadece bir oyuncu bile aksasa Fenerbahçe'nin bütün düzeni alt üst oluyor. Evet, mesela Datome aksadığında neler olduğunu, evet, görüyoruz. Her şey bir anda darmadağın, aynen, oluyor. Ve burada Obradovic'i şu konuda da kutlamak gerekiyor. Geçen sene takım o büyük hedefe doğru giderken Kalinic'le Sulukas'ın ismi çok ön planda değildi. Evet. Datome'den bahsediyorduk. Bobby Dixon'dan bahsediyorduk. İşte Veseli'nin enerjisi diyorduk. Ama bu sene Kalinic oyununu geliştirdi. Kesin. Şut atarken artık daha bir güvenli bakıyoruz. Dibir geçen sene. Şut attı ya. Tabii. Geçen sene atarken eyvah diyor. Eyvah geri diyorum, koşmak lazım. Ama geçen diyordu, senenin son bölümünde yükselmeye başlamıştı zaten o grafik. Ve o koçun verdiği rol de artmıştı ona. Özellikle Vezeli'nin sakat olduğu bölümde rolü artmaya başlamış. O da bir şekilde ama karşılığını veriyordu. Yüz, onu devam ettiriyor. Statik şut atmakla son maçta iki tane dribbling üstü şutu var ki o şutu atmak beceridir. Çok zor değil mi İhsan abi sen? Yani dribbling üstü orta mesafe şut en zor şut mekaniğidir. Ama ona inanıyor yani. İnanıyor, evet. Aha. Yani bu sene kağıtlar tekrar dağıtılmış. Sulukas ve Kalinic şu anda öne çıktılar. Evet. Datome ile Bobby Dixon'ın önüne çıktılar. Evet. Ama Obradovic'in maç sonunda söylediği gibi bu rotasyonla nereye kadar bu kadar az oyuncuyla gidilecek? Asıl burada ciddi problem bu. Çünkü ben maçtan önce en büyük tehlikenin foul problemleri olduğunu düşünüyordum. Hı-hı. Çünkü atak oynayan bir takım, birebir olan bir takım Milano. Rotasyonu foul problemini korumak için yapmak zorunda kaldı Obradovic. Şimdi böyle bir ortamda şimdi Nanili'den vazgeçti. Melih'ten vazgeçti. Antic'den vazgeçti. 6 oyuncuyla Milano takımını yenme başarısını hemen gösterdi. Hemen detay yapayım mı? 7 oyuncu Antic'i de sayıyorum. 15 dakikası 18 var. 18 dakikası var. Evet. 7 oyuncu 200 dakikanın toplam 200 oyuncu dakikasının 185'ini almış. Abi şimdi bu nereye kadar şimdi? Nereye kadar? Peki maç öncesi bir karar mıydı, maç sırasında bir karar mıydı? Bence maç öncesinde bir karar değil ama maç içinde bir karardı. Çünkü Naneli ile Melih'i force etti. Ama geri dönüşler istenen seviyede olmayınca hemen vazgeçti. Hiç risk etmedi. Hiç risk etmedi. Burada tabii şunu düşünmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin iç dış dengesindeki bu kırılgan yapıyı korumak için ne yapması gerektiğini bulması lazım Fenerbahçe'nin. İç dış dengesindeki kırılgan yapıyı korumak kırılgan için. Derken? Kırılgan derken şu. İçeriden sayı bulamadığı zaman dışarıdan bir destek bulması gerekiyor. Dışarıdan destek bulamadığı zaman içeriden bir destek bulması gerekiyor. Bu Fenerbahçe'de zaman zaman kopma noktasına ama şu geliyor. Dışarıdan derken şey gibi anladığım kadarıyla yani dışarıdan dış oyuncuların yani şey Datome'nin işte. Şimdi Bobby Dixon atış bulamıyor maç genelinde yani kısa dönemlerde. Datome hiç yok ortalarda. Sulukas'ın potaya gidişleri var veya evet, birebir de bir adam değişikliği attığı de atışlar var. Yaratıcı gücü nasıl yapacaksın diye. Şimdi Kalinic'in atışına kalıyorsun. Şu anda evet iyi. Naneli hiç ortada yok. Oyunu nasıl zenginleştireceksin? Bogdanovic gelene peki, kadar. Peki ben sana söyleyeyim. Sulukas böyle de devam etti. Bogdanovic geri iyi döndü. Baktığın zaman çekmece maçını hatırlayayım. Büyükçekmece Fenerbahçe sen mi anlatmıştın abi? Büyükçekmece Fenerbahçe maçında hiç yani abartı bir şekilde, özellikle kelimeyi kullanıyorum, abartı bir şekilde iç pas trafiğine inandı Obradovic. Ben şey dedim, hele de çok rahatladı maç. Yani 15. dakika itibaren Fenerbahçe'nin maçı alacağı belliydi. Ve orada turnover'lar da geldi. Yani
iki tane uzun birbirle paslaşması, uzundan üç sayı asisti, onları şey yaptı. Bence Fener, Obradovic 2-3 haftadır iç 3 saniye koridorundaki paslaşma ve yaratıcılığa çok motive. Ve belki de senin kaygılarından dolayı onların üstüne gidiyor ki Bogdanovic'de geldiği zaman, Bogdanovic'de geldiği zaman o içerideki ve dışarıdaki yaratıcı güç eşitlensin diye. Son periyotları iyi oynamak Fenerbahçe'de esas. Yalnız Fenerbahçe'nde şöyle bir sıkıntısı var. Üçüncü çeyrekleri hiçbir zaman çok böyle dört dörtlük oynayamıyor. Orada hep bir sendeleme oluyor yani. Evet. Uyarı geldi. Peki. Duydunuz evet, gelelim sesini. Bence haftanın... evet, haftanın galibiyetine geliyoruz Galatasaray'ın. Eklemek istediğiniz bir şey yok değil mi Fenerbahçe ile alakalı? Sonuç itibariyle bir galibiyetten fazla denecek bir galibiyet almış oldu Fenerbahçe. Özellikle hani o bir mağlubiyet serisi haline geliyordu ki hiçbirimizin istediği bir şey olmayacaktı. O yüzden çok kıymetli bir deplasman galibiyetini aldı. Dileriz devam eder serisi. Şimdi Galatasaray Odea Bank Barcelona'yı ağırladı ve Olympiakos maçında olduğu gibi yine aslında pek çok yönüyle farklı tabii ama yine favori olmayan taraf olarak görüldüğü bir maçta galibiyet almayı başardı. Olağanüstü bir seyirci atmosferi vardı ve gerçekten çok 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 üst düzey bir Galatasaray Odea Bank takım performansı vardı sahada. Sevindirici, onlar adına sevindirici unsurlar nelerdi? Özellikle Plyce'ın birkaç haftadır yükselen grafiğini yine hatta daha da üzerine koyarak devam ettirmesi, Sinan'ın aynen devam etmesi gibi önemli. Yani aslında istatistik hanesine baktığınızda yansımayan istatistiklere yansımayan süper figürlerin şey aslında süper çok şey dominant rol aldığı bir maçtı. Çok güzel yani şey öyle toparlayıp koç sana bırakayım sözü. Barcelona'dan başlamak gerekirse ben bir genelleme yapayım. Sen sonra bir Galatasaray harmanla sonra ben tekrar bir Galatasaray. Tamam abi. Barcelona takımı kökleri olan, ekol olan bir takım. Galatasaray'da bu Russ Smith'le Dentman'da bunu değiştirmeye çalışmaya kalktı. Bir anda darmadağın oldu. Şimdi Barcelona'da kendi özünden vazgeçti. Rice gibi bir oyun kurucu. Tempoyu seviyor. Ama takımın yapısı o tempolu basketbolu destekleyen bir yapı değil. Şimdi Real Madrid tempoyu yapmadığında, Lulu devreye sokmadığında, uzunları koşturmadığında, hücum ribaundu yapmadığında, geçiş oyunlarını iyi oynamadan Real Madrid, Real Madrid değil. Spanulis'le Mansaris yan yana oynamadığında, 4 numaraları aktif kullanmadığında, Olympiakos, Olympiakos değil. CSKA, De Colo, Teodosic ekseninde diğer sağ içi yerleşimiyle beraber pozisyonlarda ekstra işleri yapıp en doğru atışa kadar gitmediği takdirde CSKA'da CSKA değil. Yani burada Barcelona kendi özünden vazgeçti ve darmadağın oldu. Şu anda Barcelona takımı 30'a düşen takımlardan bir tanesi. Bir kere kulüplerin kendilerini var eden değerlerden vazgeçmemesi o gerekiyor. O duvarlardaki yaşayan ruhu kaybetmemek lazım değil mi? Ya şimdi Anadolu Efes, evet Örtel iyi oynuyor ama enerjiyi koyduğu zaman, mücadele ettiği zaman maç kazanıyor. Yani savunmasıyla kazanıyor. Enerjisiyle maç kazanıyor. Buradan şuna gelmeye çalışıyorum. Barcelona sistem olarak şu anda kendi düzenlerinin vazgeçmenin sıkıntısını çekiyor. Galatasaray'la ilgili tek bir şey söyleyebilirim. Eski köye yeni adet gelmiyormuş. Eski köye tekrar geri döndüler. Belki de Ergin Ataman'ın sezon başında yapması gereken buydu. Belki de görmesi lazımdı ama. Ya şimdi yani senin elinde bir sistem varsa o sistemi destekleyecek oyuncuları eklemen lazımdı. Bu sistem yarı saha oyunuysa Tibor bunun için çok uygun. Dibbler bunun için çok uygun. Russ Smith bunun için uygun değil. Dentmut bunun için uygun değil. Day ortada bir soru işareti. Yani bu yapı şu anda Galatasaray'ın tekrar kimlik bulmasını sağladı. Şimdi Russ Smith Dentmut'un kadro dışı kaldıktan sonra Dentmut'un geri gelme ihtimalini yüksek görüyorduk hepimiz. Russ Smith'in de gelmeme ihtimalini. Hani Russ Smith belki koçun söylediği şekilde değerlendirilmek için zorlanabilir mi? Verim alınabilir miydi bilmiyoruz ama koç sonuçta gözden çıkardı onu. Öyle görünüyor. Dentman'ı da geri almakla beraber hani bu maç üzerinde öyle bir rol vermek istemedi zaten. Vermezdi zaten. Ama tabii öyle bir rol denemeye de çok ihtiyacı olmadı. Evet oyuncular yorgunluktan belki perişan oldular ama gerçekten hani böyle çok inanmış çok hani 20 dakika daha oynamak zorunda kalsalar oynamaya çalışacak bir enerjidelerdi. Var. Tabii o içinde o, nasıl negatif enerji hızla yayılıyorsa takım içinde İlk haftalarda gördüğümüz Galatasaray'da olduğu gibi pozitif enerji de bir o kadar hızlı yayılıyor. Yani şimdi birkaç haftadır bambaşka bir takım ve bambaşka bir enerjiden bahsediyoruz. Nedeni ne olabilir? O zaman hemen.
Yani niye bir anda takımdaki bir hava değişti? Ama senin söylediğine geliyoruz. Yani bir şekilde ona uygun basketbolu oynadığında hani potansiyelini yansıtmanın enerjisi bütün oyunculara geçiyor. Yani herkes bildiği işi bildiği yaptı. Bildiği işi yapıyor, aynen öyle. Peki şeyin etkisi olabilir mi ya? Dün mesela Galatasaray aynı zamanda aynı saatte Bursa Spor maçı vardı. Ve seyirci gayet güzeldi. Seyirci fulldü. Abdülpekçi'de. Yani bu bile oyuncuların... Ben söyleyeyim mi? 5 liraya düşmüşler biletleri enteresan şekilde. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Hayır hayır, yani dolsun istemişler ama evet. Ben mesela o konuda biraz eleştirdim duyunca açıkçası. 5 liraya olmaz yani bilet. Doğru söylüyorsun. Şimdi maç futbol maçıyla aynı, bir kere dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Sen Amerika'ya gittin. Nasıl öyle olmuş? Bir şey olabilir mi? Peki nasıl öyle bir hata? Bir Amerikan futbol maçıyla bir NBA maçını bu şekilde aynı kulübü. Olmayı... Bir de bir şey söyleyeceğim. Abi, İkisi de kafa maçlar yani. Biri Barcelona ile oynuyor, öbürü Bursa Spor. Öbürü Bursa Spor'la oynuyor. Kaybettiğin anda uzuyorsun şu an. Ha bir de 8 yani. İkisi de 8 yani. Evet, evet. Hani televizyonda dünyanın bile hiçbir yerinde olmaz. Televizyonda bile halledemezsin yani. İki de televizyon lazım. Şaka gibi yani. Ya marka değerini düşürmenin herhalde kendi kendine bu en kolay yolu. Ya bunları halletmemiz ama lazım. Ama biz o konuda kötüyüz ama kabul etmek lazım. Yani genel olarak bir düzenleme, planlama, ilgiyi maksimuma çıkarmak için uygun bir şey hazırlamak konusunda başka kötüyüz. Bir şey, biz futbol ülkesiyiz ilk başta. Galatasaray Bursa Spor maçının önemi zaten. Problem var mı? Devam. Galatasaray Bursa Spor maçı zaten çoğu insan için çok önemli maç. Ama karşı taraftaki maç da şey değil ha. Ne bileyim Galatasaray Brose olur. Hadi dersin. Galatasaray Barcelona'dan bahsediyoruz ya. Barcelona maçı yani. Şaka gibi. Galatasaray'a geçeyim mi ben? Evet. Bir, takım net bir şekilde forma girdi. Yani formsuz bir takım net bir forma girdi. İki, takımın en formlu oyuncusu şu anda Ergin Ataman. Yani Ergin sen çok iyi tanıyorsun. Vücut dilinden çok belli. Tabii mesela ben yani kendisine de söylediğim için rahatça söyleyeyim. Şey yani... Sonuç itibariyle sezon başında o enerjiyi vermiyordu yani şimdi ona. Ama o onun böyle bir yani ben de çok karşılıklı oynadığım için vücut dilini tanıyorum. Vücut dili artık şey takıma hakim ve ısırıyor maçı. İki tane yani hem oyuncu grubu hem teknik kadro forma girmiş durumda. En önemli şeylerden biri hep söylediğim şey 2-3-4 numara tamamen Euroleague winner'ına geldi. Dün kim vardı piyasada? Black Sheep vardı. Sheep yani onu söyleyecektim ben gerçekten. Yani, hele bir çok tane enteresan. Şey var, asisti var. Sezon başı rivayetlere göre gidiyordu, öyle diyorlardı. Şey mi? Yok. Ya. Yani şu olsaydı gidiyor, yani şu olsaydı giderdi gibi bir durumu vardı evet ama. En son kontrat imzalanan oyunculardan biri değil miydi? Peki, şimdi gelelim en önemli şeye, Euroleague'de olmazsa olmazı. Galatasaray, Odeya Bank ilk başlarda 3 saniye koridorunu zorlayabiliyor muydu? Zorlanıyor. Kim zorluyor mu? Evet. Harika zorluyor. Black Sheep fiziksel oynuyor, oraya dalıyor. Sinan birebirden daha çok piken rolü ama sonuna kadar gidebiliyor. Tabii en önemlisi Tibor Plyce öyle bir dolaşmaya başladı ki 3 saniye koridorunda. Yani oradaki varlığı diğer dış oyuncuları da rahatlatıyor tabii. Evet çok önemli. Yani, bir şey söyleyeyim Allah aşkına yani Tibor Plyce'ın ilk 5-6 hafta, ilk 4 hafta. Bırak hafta 10 gün önce. Ya, 10 gün, sen Amerika'ya evet, gittikten sonra oldu biliyorsun. Yani ne demek? Ama döndüm hala iyi görüyorsunuz. Daha da artırıyor performansını. Derim ki giderim düzgün oynamazsan. Ya, mesaj almış. Gözdağı verdim evet. Ya bir de başka bir şey söyleyeyim. Dün akşam mıydı maç? Artık şaşırıyoruz. Dün akşamki 5 numara efekti Tice ve Alex Tice ve Plyce'ın toplam 16 sayı 17 ribaund. Gayet güzel. Bence de. 5 numara verim olarak. Çok güzel bir şey. Ama şimdi tabii 3 saniye koridorunu çok doğru kullanmaya başladığı için Galatasaray Odeya Bank yavaş yavaş da dış oyuncular da rahat etmeye başlıyor. Çünkü püskürmüyor takım. İlk maçlarda püskürüyordu. Yani orta mesafe şutlara kalınıyordu ya da zoraki atılmış 3 sayılara kalıyordu. Şimdi bir tane Sinan'ın şutu var. Çok kritik attı. Son şutu huzur içinde attı. Öyle güzeldi ki spacing. Herkes olması gereken yerde. Uzunlar içeri domine ediyordu. Şey yapıyordu. Şimdi şutlar onun için de zaten bence şut verimi arttı. Çünkü şutların hepsi doğru spacing'de atılmış şutlar. Galatasaray, Odeya Bank. Bir tek şanssızlığı var Galatasaray, Odeya Bank. Şimdi fikstüre baktım. İki tane üstü deplasmana gidiyor. Yani evet. Tam ritme girmişken o iki deplasmandan bir galibiyet çıkartabilirse Galatasaray'ın orta gruba yanaşmaması için hiç zaten yanaştı. Panathinaikos var bu hafta. Peki, ben ona bakıyorum. Brose üstü, evet, Baskonya üstü Panathinaikos. Şeye ne diyorsun? Baskonya zor maç evet. Evet. İlk 4 haftalarda, 5 haftalarda Galatasaray sistem karması yaşarken maç başına 97 sayı yiyordu. Şimdi? Şimdi 70'lere geldi. Yani bunun ciddi anlamda işte Tibor'un orada oynaması... Dış oyuncuların aynı size'da olup gerekli değişiklikleri yapıp oyunun akışını etkilemesi. Tabii tabii. Dört kısa oynamak ne derece orada oyuncuların verimini arttırıyor, onun düzene girmesi. Bunların hepsi üst üste kondu.
Ama senin de dediğin gibi yani şu anda Ergin Ataman rotasyonun daralmasıyla beraber takım o kadar hakim ki Çok hakim. ve bundan önce daha sinirli, daha agresif Evet. oluyordu. Sağa sola şey Evet. yapıyordu, serzenişte bulunuyordu. Şimdi tamamen konsantrasyonu o. Agresivitesini de rakibe yansıtıyor şimdi. Tabii çünkü sahada oynadığı basketbol onun bildiği basketbol. Evet. Arayışı yok, Arayış yok. kafası rahatladı. Tibor'la beraber bir anda Sinan'ın, yani nazar değmesin, Hak müthiş eden. oynuyor. Maşallah Tabii gerçekten. 2017 Eurobasket için de çok önemli gelişmeler bunlar. Çok. Çok önemli gelişmeler yani. Bir şey söyleyeceğim. Aynı zamanda mesela Mitov'un da gerekli enerjide olmadığını söyledik. Onun da O başka bir adam zaten ya. hayır, onun da ama yani birkaç hafta mesela gerekli enerjiyi bulamadığını Tabii, katılıyorum. vesaireyi söylüyorduk. O da bu maç çok özel bir performans ortaya koydu ama. Her eve lazım oyuncu o. Yok yani Sinan, Mitsov, Blackshear. Bu üçlü iyi bir üçlü. Evet, iyi. Dibler de iyi desteklemeye başladı. Dibler'in çok kritik bir üçlüğü var Yok maç yok, bu maç yani. için değil. Üstü Ya iki haftadır. Dibler'ı biraz daha böyle savunma ribaundu, rakip takımın oyun kurucusunu tutma gibi böyle farklı sorumluluklar da veriyor Ergin. Ama burada dediğim gibi o üçlü çok iyi iş çıkartıyor ve birbiriyle uyumlu. Peki onların oyun dakikası ne olacak? Fenerbahçe'nin aynısı. Onlar da 30 dakikanın üstünde oynuyor. Şimdi onu söyleyecektim. Fenerbahçe'yi Onu nasıl konuşurken koy? aklımdan o geçti. Galatasaray konusuna gelince onu sorayım dedim. Fenerbahçe'deki bahsettiğin koç işte detay burada var. Yani Aynen. ve burada çok daha uzun süredir var. Yani zaten hep dar rotasyonla oynuyordu. Yani Fenerbahçe'nin rotasyonu bir süredir işte o dalgalanma yüzünden daraldı giderek. İşte Bogdanovic, diğer oyuncuların bekleneni, koçun beklentisini verememesi daraltı daraltı ama Ergin Ataman'ın oynadığı bu üç oyuncu özellikle zaten çok uzun zamandır yani üstüne koyarak üstüne koyarak üstüne koyarak mücadele veriyor. Şimdi bu burada iki hedefli bir platformda böyle gitmek biraz zor gibi. Sanki yani bir hedefiniz olsa bir tanesini gözden çıkarsanız belki daha o enerjiyi sonuca yansıtabileceksiniz. Ama iki platformda nasıl olacak ben bilmiyorum yani. Kabul ama ben şöyle düşünüyorum. Senin kaygıların Mitsov, Blackship konusunda değil mi? Sinan'a da dahil Sinan, ediyorum. ama Ben bir numara bir Sinan'ın. şey daha söyleyeceğim. Sinan'la yani bir yani Blackship'le şey evet götürüyor. Emir de destek veriyor ama bu kadar az oyuncunun 30 dakika Hem üstünde perişan oynaması. olan Sinan. Tamam, şöyle olursa sıkıntı kalır mı? Bir tane takıma adapte olabilen bir numara getirirlerse. Rastlayayım şimdi. Bir tane adam eksik oynuyorlar. Ama o Sinan'ı da bir hafif maliyet. Tam, getirecekler ama. ama getirecekler. Böyle devam etmeyecekler. Yani şunu Getirecekler demek yani. istiyorum. Şu kurgu çok mu kötü olur? Ben bunu saymıyorum. Bir tane guard geldi. Sinan 1-2'ye döndü. 1-2 oynuyor. Blackshear, Mitsov, böyle bir dörtlü var. 3 pozisyon. 1-2-3'ten bahsediyoruz değil mi abi? 4 tane pozisyon. 4 kişi oldu. Arkadan da Emir'le Dibler'ın desteği. Sıkıntı kalmaz ya. Ha, Kalmaz. Kalmaz. Emir'e de konuşmak Sıkıntı lazım aslında. kalmaz. Emir bence yapacağını yapıyor ya. Ben Emir geçen sene çok iyi oynamadı. Emir bence iyi destekler veriyor. Hem ligde hem şeyde. Bence çok ilginç. Yani yılların bir Fenerbahçelisi olarak da yani sonuçta olsun Fenerbahçe yani tam arada bir Daçkası var ama Fenerbahçeli olarak yani Galatasaray'a geçiş gerçi sonuçta Türk kökenli tam Türk kökenli bir oyuncu değil. Ama bence Galatasaray'a özümsemiş gibi duruyor. Yani vücut dili Galatasaray'la anlaşmış. Seyirci onu sahiplenmiş. Tabii Ya o tabii. çok iyi karakter. Yani hiçbir zaman insanlara agresivite yapmadığı için tribüne falan o açıdan da ben Ama potansiyelin daha üstüne çıkabilir Yücel. ama abi iki senedir Mesela hiç oynamıyordu bu oyuncu. Darüşşafaka maçını çok iyi oynadı. Maçı kazandıran oyuncuydu. Ama Galatasaray'da bazı oyuncuların Rolanti'de gitme lüksü var. Emir de onlardan biri. Ama Var. Sinan'ın öyle Hiç bir yok. lüksü Yok yok. yok katılıyorum. Yüzde söylediklerine Yani katılıyorum. Blackship ya da Mitsov ikisinden birinin hiç Hiç lüksü yok. yok. Yani maç kazanacaksan İyi oynamak zorundalar. Bu da zaman içinde o fiziksel yıpranmaların takım düzenlerine yansımasını zorlayabilir. Katılıyorum. Yani o yüzden bir numara mı alacak? Dentmut mu daha agresif oynayacak? Bunların kararını Ergin Ataman'ın vermesi. Ama şu anda bir ay önceye göre Ergin'in daha sağlıklı karar verebileceği bir ortam Oo, var. çok güzel bir şey Evet, söyledin ha. kesin. Çok güzel bir şey Yani şu söyledin. anda yol Net kat et. görüyor, yolu net Tabii görüyor şu tabii. anda. Çok güzel bir şey söyledin. Yani zaten koçun söylediği maddi boyutu olmasa yani maddi tarafını düşünmek zorunda olmayan bir kulüp olsa Dentman, Russ Smith ikisinin de yerine zaten alternatif bakıyorlar ama bir tanesini mecburen almak zorundalar. Yani ikisini birden gözden çıkaramıyorlar. Çünkü bu iki oyuncu takımın en pahalı iki oyuncusu toplamda. Russ Smith zaten en pahalısı olduğu için onu dışarıda bıraktığınızda üstüne bir de Dentman'ı dışarıda bırakamıyorsunuz. Dolayısıyla kazanmaya uğraşacak mecburen. Öyle bir Evet. tablo var. Ama Russ Smith'in yerine
Nasıl bir alternatif üretecekler? Kimi getirecekler? Kimi bulacaklar? Şu o anda tabii, oyuncu bulmak da çok yani kolay çok değil. Zor değil. Yani. Ama yani yine çok bir zor. Risk olabilir. Biliyorsun Christmas'tan bir hafta önce oyuncu menajerleri yani bir anda bir dükkanı kapatırlar. Yani ya, Noel Baba'dan gidiyor. Yazıp dilemesi lazım şaka yani öyle ya, görünüyor. Ama hakikaten yani biz yani yabancı trafiğinde ben Aralık 15'inden 20'sine kadar her şeyi halletmeye çalıştım. Ocağın 10'unu görüyorsun. 15'ini görüyoruz. Kepenk indiriyorlar ya. Hiç şey olmuyor yani. Geçelim mi son maça? Geçelim uyarılar son geliyor. Maça. Son maç Darüşşafaka'nın Final Four deplasmanında mağlubiyeti. Şimdi Darüşşafaka Doğuş'un yani aslında her maçı sonrası hemen hemen aynı şeyleri konuşuyoruz. Yani galip de gelse aynı şeyleri konuşuyoruz. Mağlup da olsa aynı şeyleri konuşuyoruz. Çünkü Darüşşafaka Doğuş'un sezon başından beri sıkıntı yaşadığı noktalar aynı. Yani orada bir değişiklik olmadığı için biz de galip de gelse o sıkıntıları gördüğümüz için onu konuşuyoruz. Mağlup da olsa onu konuşuyoruz. Şimdi Darüşşafaka Doğuş evet bir şekilde sonuca yansıyacak kadar oynuyor demiştik en son konuştuğumuz maçta. Fakat bu maçta öyle olmadı. Niye olmadı? Daha yani şimdi 4 tane saf tamam var benim Darüşşafaka Doğuş'la ilgili. Birincisi hani Darüşşafaka'ya karşı iyi oynayan oyunculardan bir 5 yapalım desen. Hı hı. Oraya 4 tane 5 numara yazarsın. Evet aynen. 5. 5 tane yazarız yani değil mi? Çok sıralamada çok başka yerlerdeki takımlardan 5 numaraları da alıp yazarsın yani. Yani kafa 5 numaralar olmasına gerek yok. Borussis bu maçta öne çıkan oyuncu oldu. Evet. Ki maçın en kritik topunu da tipleyerek basket attı. 13 defa foul yapmışız Borussis'e. Ve bu 13 foul'ü yaparken bütün uzunlarımızı kullanmışız. Oğuz oynadı, Furkan oynadı, Slaughter oynadı, Semih oynadı. En iyi oynadığımız dönem Semih'in 3. çeyrekte oynadığı pozisyonlardı. Takım yapısı oturdu ki zaten David Blatt'ın da takıma oynattığı en iyi periyotlar 3. periyotlar oluyor genellikle. Onları iyi kurguluyor. Birincisi bu. 5 numara savunması. İkincisi Moerman Arangadu'nun olmadığı yerde Kleinberg 4 numara iyi tamamlıyor. Ama 40 dakika oynadı. Yani zaman içinde o 40 dakika yıpratıcı olabiliyor. Üçüncüsü Wanamaker çok çabuk hata yapabiliyor. Yine 5 top kaybı yaptı. Yani şimdi takımın lider oyuncusu en kritik yerde. Evet sayı attı ama 5 top kaybı düzeni bozan en önemli etkenlerden bir tanesi. Sonuncusu da Darüşşafaka Doğuş reboundlarda problem yaşıyordu. Çok ciddi anlamda rebound üstünlüğüne sahip oldu bu ama maçta. Kaybetti. Ama yine kaybetti. O zaman demek oluyor ki Darüşşafaka Doğuş'un 5 numara desteği doğru. Semih'in gelmesini beklemek zorunda. Semih mutlaka gelmesi lazım. Ve öte yandan da Semih'in yanında, 5 numara yanında 4 numaranın ya Moerman ya da Arangodi olacak şekilde biraz daha size'lı bir oyuncuya gitmek gerekiyor. Şimdi 18 tane faul atışı kullanmış koçun dediği gibi Borussis, 14'ü isabetli. Tabii yani Borussis'in... 3 tane normal top kullandı ya. 3'te 2. Yani Borussis'in bu kadar etkili, yani Borussis'in etkili bir maç oynaması sürprizi tabii ki. Yani geçen sene de yani... Hep Türk takımlarına karşı yalnız böyle oynuyor biliyor musun? Final Four'da zaten... Ortada yaptıkları ama Final Four'a giden yolda. Şimdi Darüşşafaka Doğuş için biz en son konuştuğumuzda şöyle bir şey söyledik. Fenerbahçe arda arda kaybediyor. Fenerbahçe'de o işte uzunlara yönelik sistemin yani çok kısaca geçiyorum hatırlayacaksın çünkü bunu söyleyince. Hı hı. Uzunlara yönelik sistemin acaba hani sonucu etki etmeye yetmediği diye devam ettik. Sonra da Darüşşafaka'da da evet ama uzunlarla ilgili bir eksik var ama sonuçta kazanıyor. Yani acaba David Blatt bunu mu istiyor yani aslında evet. istediği şey mi yapıyor demiştik. Ama burada ortaya çıkıyor ki Semih'e verdiği rol ve Semih'e rol verdiğinde verim aldığı dönem de ortaya çıkıyor ki aslında David Blatt içinde çok diyemeyiz değil mi? Peki, bunu istiyor diye. Katılıyorum. Bir kere bence ben şuna eminim artık. Darüşşafaka Doğuş'un 5 numara planlaması yazın yaptıkları öngörü ya çok fazla özgüvenli yaptılar. Onun patlamasını yaşıyorlar. Ya da yanlış yaptılar. Şimdi orada 5 numarada büyük bir sıkıntı var. Bir istatistik söyleyeceğim size. Onun üzerinden konuşabiliriz. Çok garip bir istatistik. Semih Erden 10 dakika oynamış. 5 sayı 4 rubant. İyi mi? Kesin iyi. 3'te 2, 2 sayılık atış. Yani sen bunu 30 dakikaya taşısan majör, tamam şu anda taşıyamıyor eyvallah. 15 sayı 10 rubantlarla falan çıkar. Yani devamlı orada bir kaygan zemin var. Dün örneğin
Mark Slot oynuyor. Semih oynuyor. Furkan oynuyor. Oğuz oynuyor. Ama orada bir şey yok. Bir hani biraz önce diyorduk ya Galatasaray için şey var. Kayganlık vardı. Ne olduğu belli değildi. Yolu bilmiyordu Ergin. 5 numara konusunda hala bence Darüşşafaka Doğuş teknik kadrosu yolu bilmiyor. Ben buna eminim artık. Bir konusunda rahat mı? Rahat. 2 numara konusunda rahat mı? Rahat. 3 numara konusunda mı rahat mı? Clyburn var. Oralardaki rotasyonlar tamam, tamam senin dediğin sıkıntı gibi. Yok. Tamam, bir de şimdi onlar birbirlerinin düşük performanslarını da gayet tolere edecek şekilde gidiyorlar bu arada. 5 numarada bakın iyi veya kötü veya iyi oyun veya kötü oyundan bahsetmiyorum. 5 numarada bir plansızlık var. Ve bu plansızlık Beşiktaş'a kim kaybetti? Kim iyi oynadı? Biraz önce sen de indin zaten. Bir daha hatırlatalım izleyicilere. Ben de plansızlık yani ya da bile bile Lades diye görüyorum. O da plansızlık. O da pıştırma getirdiler ama bir ara. Evet yani. Hayır. City maç değil mi? Beşiktaş maçı olmadı. Ondan sonraki ne maçı vardı? Plyce. Darüşşafaka Doğuş'a. Düşünsenize Plyce'de can verdi Darüşşafaka Doğuş. 5 numarada bence artık şeyin zamanı geldi. Olmayacağı görüp nelerin olacaksa halletmeleri lazım artık. Semih'in dakikası 20'lere çıkarsa Slaughter'la beraber ve günlük olarak da tercih olarak Oğuz ya da Furkan tercihi her şeyi düzeltebilir. Bir de şöyle düşün lütfen. Normalde bir takım kimyası yaptığın zaman pozisyon bir numaraya iki kişi koydun. İki numaraya iki kişi koydun. Üç, dört, beş dediğin zaman 10 tane oyuncu. Ondan sonra ya 1-2'nin arkasına bir backup koyarsın. Süper bir şey söyleyeyim. Bir de 4'te 5'in arkasına bir backup koyarsın. Çift pozisyonu koyarsın evet. Ki döndürebilirsin. Ama Darüşşafaka Doğuş 4 tane 5 numarayla 12'yi tamamlıyor. Yani 12 tamamlıyor da bir tane daha var biliyorsun. Yani şaka bir Ersin Dağlı var baktığınız zaman. Irvin Dutt tamam, var. Tamam ama bu belki Moerman... 4-5 ama. Şimdi 4-5 tabii tabii. Bu Moerman'la Arangodin olmamasından da kaynaklanabilir. Evet. Ama burada demek istediğim... Tamam 12'yi 4 tane 5 numaraya tamamlıyor. Pardon doğru. Moerman ve Arangodin olmadığı için. Burada asıl soru işareti senin 5'lerin 4 numara oynayamıyor. Oo çok güzel bir şey yakaladım biliyor musun? Yani işte, onu tamamlayamadığın için o 5 numaraların hepsini birbiriyle döndürmek zorunda kalıyorsun. Ya da örneğin Singleton. Singleton tarzı bir oyun. Mesela. Randolph tarzı bir oyuncu. O zaman Clyman 40 dakika oynamak zorunda yani. Kalıyor. Ha peki. Güzel, çok güzel. Şimdi şey. Koç madem öyle. Semih'in süresi arttığında nasıl gelecek o çare? Moerman geri döneceğini geri düşünüyoruz. Harangodi'ye geri dönecek. Yoksa Moerman dönmezse orada Furkan, yine sıkıntı. Evet, Oğuz ya da Furkan'dan biri rotasyondan dışarıda kalacak. Kalacak. Başka türlü düzelmez. Yani o yüzden hani tabii ki kazanabilir. Yine maç kazanabilir ama tabii ki. Ama yani ama. Asıl sıkıntı çözülmüş olmaz. CSK galibiyetinden sonra iki mağlubiyet almayacaktı Darüşşafaka Doğuş. O zaman CSK galibiyetinin hiçbir anlamlandıramıyorsun. Hiçbir değeri kalmasın. Evet. Aynen. Sıradan bir galibiyet. Ama Darüşşafaka Doğuş hep oyunun içinde. Bir de böyle bir durum var. Yani öyle ya da böyle 40 dakika maçı kazanacak ki dün akşamki maçta da öne geçti yani. Yeni türküyle cevap veriyorum. Ya içindesindir çemberin ya, ya da dışında yer alacaksın. Yeni türküyle değil mi? Yeni türkü olması lazım. Hiç bana kokma. Bilmez misin? Yok. Peki. Yani bilirim çok iyi bir grup olduğunu biliyorum da. Hayır şarkıyı bilirsin. Yok onu. Ben o zaman dinleteyim. Açayım şu an. Şaka yapıyorum. süremiz ne alemde? Bitti. Sevgili yönetmenimiz bitti mi? Ah ne ala. Söyleyecekleriniz var mı peki? Onlar da bitti mi süreyle beraber? Yok. Tek şunu söyleyebilirim. Şu anda 9. haftayı bitirdik. Takımlarımız 4 takımımız 18 galibiyet, 18 mağlubiyet. %50 başarı oranıyla evet, oynuyoruz. Yüzde saplamış. İyi mi kötü mü kötü. Tartışılırız. Kötü. Yani bu maliyetlere kötü. 60'a 40 olması daha iyi olabilirdi. Evet, evet, kesin kötü evet, yani. Kesin. Arzu ettiğimizin altında yani. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi ve aynı zamanda devamında da hafta içi geçirmenizi temenni ediyorum. Teşekkürler efendim. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimiz, EuroLeague'de 9. hafta değerlendirmelerimizi yaptık. Tabii ki lig değerlendirmeleri sonra yine EuroLeague değerlendirmeleri sonra yine lig değerlendirmeleri şeklinde yayınlarımız her zaman olduğu gibi öyle akıp gidecek sezon sonuna kadar inşallah. Dileriz keyif almışsınızdır yaptığımız programdan. En kısa zamanda yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.